Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Sağ Stüdyo'da bir arada böyle güzel bir kalabalıkta sanatçılar, saha üyeleri, değerli koleksiyonerler, sanat profesyonelleri hep birlikte olmak çok güzel. Hele ki şu anda rezidans programları devam eden sanatçıların üretimleriyle de çevrili haldeyiz. Sahayı sizlere anlatmamıza tabii ki hele benim hiç gerek yok. Bu sene sahanın 10. yılı çerçevesinde sevgili Saha Derneği böyle bir konuşma serisine ön ayak oldu. Ben de bu serinin ilk konuşmasının kolaylaştırıcılığını yapıyor olmaktan çok memnunum. Dilerseniz kısaca bir kim olduğumuzdan bahsedelim. Bizi daha sonra kayıttan da izleyecek izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi düşünerek. Ben Esra Aysun. British Council'da sanat bölüm direktörüyüm. Kültür ve sanat alanında, yönetim tarafında çalışıyorum uzun yıllardır. Ayrıca alanın sürdürülebilirliği üzerine yazılarım var ve eğitmen olarak çalışmaktayım. Bugün bizimle tam da ilk panelimizin konusunu adadığımız Ethics of Collecting, koleksiyonculuğun etik kuralları, dinleyeceğimiz ve Ethics of Collecting platformunun kurucularından sevgili Haro Cümbüşyan, kendisi sahanın da kurucu üyelerinden ve Füsun Eczacıbaşı, Saha Yönetim Kurulu Başkanı ve sevgili Taner Ceylan, hepimizin yakından tanıdığı sanatçı. Birlikteyiz. Hem birbirimize bir hoş geldin demek istedim, hem de bizimle burada birlikte olan izleyicilerimize. Kültür ve sanat alanında profesyonel hayatını sürdüren biri olarak, sürdürülebilirlik alandaki aktörlerin birbirleriyle iletişimde olması ve bunun farklı sanat alanlarından yapılmasının değerini konuşarak çalışıyorum. Uzun yıllardır ve Saha Derneği de son 10 yıldır Türkiye'de, sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de görsel sanat alanlarında büyük bir açığı kapattı. Uzun yıllardır sanatçılara, sanat rezidans programlarına, uluslararası işbirliklerine yapılan değerli destekler ve yaratımlar var. Bütün bunları yaparken de bence çok anlamlı bir karar alarak 10. yılda bir değerleri konuşmaya davet ediyor üyelerini ve bütün bu ekosistemi oluşturan aktörleri ve tabii ki sanatsever izleyicileri. Bugün işte bu etik kuralları konuşmaya koleksiyonerlikten, koleksiyonculuktan başlayacağız ve bunu da motive eden yepyeni bir oluşum var. Bugün başlığımızı adadığımız Ethics of Collecting platformu. İzninizle ilk önce sözü sevgili Haro Cümbüşyan'a bırakmak istiyorum. Sizden dinleyelim. Böyle bir uluslararası platform neden oluştu ve tam olarak nasıl bir misyonla hareket ediyor? Esra, çok teşekkürler bu giriş için. Değerli konuklarımızı hayal kırıklığına uğratmak istemem ama ben bir etik uzmanı değilim. Koleksiyoncu sıfatının yanında koleksiyonculuk pratikleriyle ilgileniyorum bir süredir ve o bağlamda bu girişimin parçası oldum. Bir seneyi aşkın bir süre boyunca bir koleksiyoncular grubu her hafta Zoom üzerinden bir araya geldik ve bir doküman üzerine çalıştık. Bu etik davranışların rehberi adında bir doküman ortaya çıkaralım dedik. Şimdi tabii koleksiyonculuğun bir okulu yok, bir sertifikası yok. Öte yandan koleksiyoncuların sağlıklı bir sanat ekosistemi için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Koleksiyoncular hem çok yapıcı olabiliyorlar çünkü yani finansmanını sağlıyorlar bir yerde bu bütün sektörün. Öte yandan yıpratıcı ve yani yozlaştırıcı bir faktör haline de gelebilirler. Biz kendi aramızda, koleksiyoncular arasında konuşurken de, işte galericiler, sanatçılar, kurumlarla da konuşurken problemler olduğunu farkındayız.
Bunları kendi içimizde çözebilirsek ideal olur. Sonuç olarak tam olarak profesyonelleşmiş veya profesyonelleşmesine gerek olan bir grup olmayabiliriz. Ama rolün öneminden dolayı belli standartların yerleşmesi herkesi daha rahat ettirebilir. Bunu düşünerek bu dokümanı hazırlamaya başladık. Çok şükür grupta etik profesyoneli de vardı. Pier Giorgio Pepe, ona çok yük düştü bu dokümanı kaleme almakta. Ve etik dilini, deontoloji prensiplerini kullanarak bu rehberi hazırladık. Tabii bunun dili biraz kuru. Sonuç olarak yani bu dili kullanarak hazırlanmış bir belge ama okuması kolay, anlaması kolay bence. Yine de bunu bir web sitesinin içinde yerleştirdik. Bunu da yine Türkiye kökenli grupta olan Evrim ve işte Jessica New York'ta Kolektör adında bir girişimin başlatan insanlar web sitesi konusunda teknik olarak çok destek verdiler. Onlar sayesinde bunu çıkarabildik ve burada niye bunu yaptığımız, kime seslendiğimiz biraz daha hafif bir dille anlatılıyor. Karikatürler de var. Kendimizi test edebileceğimiz bölümler de var. Ne kadar biliyoruz bu kuralları gibi. Ama aynı zamanda da bu rehberin kendisi de var. Şu anda İngilizce olarak görüyoruz ekranda. Bunu Fransızca, İspanyolca ve Çince'ye tercüme ettik. Umarım Türkçesini de yakında yaparız. Bu konuda yardımcı olabilecek olanları tabii ki onlarla konuşmayı çok isteriz. Birkaç noktaya vurgu yapayım. Birincisi bu nasıl, yani koleksiyonların içeriği konusunda bir yorum yapmıyor. Sadece koleksiyoncuların diğer paydaşlarla olan ilişkileri üzerinden ilerliyor. Burada da tabii sanatçılar var, sanat işlerinin kendileri var, koleksiyonun kendisi var, kurumlar var, galeriler var ve diğer profesyoneller var. Ve bunlar hakkında belli önerilerde bulunuyor. Bu tamamen gönüllülük bazında takip edilecek bir rehber. Bunun bir polisi yok. Ben polis olmak istemiyorum. Kimse de olmak istemez tahmin ediyorum. Ama eğer hepimiz bunlar üzerinde birincisi okuyup kabul edersek ve birbirimizi bu konuda biraz daha desteklersek istediğimiz yere herhalde daha kolay gidebiliriz. Bir çağrı ve bir davet. Pardon. Sizden gelen bir çağrı ve davet aslında. Değil mi? Bu etik değerin olması gerektiğini hisseden bir grup koleksiyonerin diğer koleksiyonerlere yaptığı bir çağrı. Bu şekilde aynen öyle. Belki. Bir de, evet. Yani bir referansın olması önemli. Evet. Bu tamam, yani bu tabii ki ilk versiyonu bu dokümanın. Hı hı. Her sene güncellenecek, eksikler tamamlanacak, yanlışlar evet. Düzeltilecek ama ya, böylece bir bazın olması yararlı olur diye önemli. Düşünüyorum. Önemli. Zaten o şimdi bir davranış şekillerini ve o maddeleri de değineceğiz konuşmanın ilerleyen noktalarında. Şimdi ama ben Füsun Hanım'a vermek istiyorum sözü. Sizin de imzanız var bu dokümanda. Hem bu alanda bir koleksiyoner olarak, sahanın kurucu ekibinden ve yönetim kurulu başkanı olarak, yani hem kurumsal hem kişi olarak neden buna bir önem verdiniz ve neden bu konuşma serisini şimdi bu etik değerle başlıyoruz? Vallahi ben bu siteden haberdar olunca çok heyecan duydum. çünkü bu konular aramızda konuştuğumuz ama böyle hani cisme dönüşmemiş, havada uçuşan konulardı. Ve okuyunca da hemen katıldım tabii ki bu çağrıya.
Demin de bahsettiğin gibi Esra, 10. yılımız, alırım. 10. yılımız ve hani 10 yılda geriye, işte aramızda birçok üyemiz de var. 10 yılda geriye baktığımızda güzel bir boşluk dolduruldu. Ama önemli olan sürdürülebilir olması. Ve işte biz de bu süreç içinde çok öğrendik. Biz de bu süreç içinde daha derinleşti bilgimiz, daha kapsamlı hale geldi. Ve bir yandan da işte aynı toplumda yaşıyoruz. Kafaların karışık olduğunu, bulanık olduğunu da gördük. Hani koleksiyoner kimdir, bu işin ticaretini yapan kimdir, destek nasıl olur, o destek midir, değil midir o yapılanlar. Oldukça kafalar karışık diye gördük. Ve ekosistemin bütün paydaşlarının hani birbirine iletişim içinde bu konuları yapıcı bir şekilde tartışacağı bir ortam olmalı diye düşündük. Şimdi 10 yılı geride bıraktık, 11. yıldayız. Bizler de gideceğiz elbet. Bizden sonra yeni yöneticiler gelecek, yeni üyeler gelecek. Ama sahayı kalıcı kılmak için her ne kadar biz ilk başında etik değerlere çok çok önem vererek ve anayasamızı böyle oluşturduk. Ama onlar da o kümeyi oluşturan herkes tarafından içselleştirilemezse o yazılı belgelerin de çok bir anlamı yok. Dolayısıyla bizim üyelerimizin arasında nesilden nesile gidecek bir içselleştirme de çok önemli. Bir de tabii ki bu toplum, yani birlikte ait olduğumuz ekosistemin bunu tartışabildiği, hemen herkes içselleştirecek demek istemiyorum ama bunu tartışabildiği, düşünebildiği bir ortam olması çok önemli. Ve ikinci 10 yılda geriye baktığımızda hani bizden sonra bu yönetimi alacak veya bizden sonra üye olacakların da bunlar üzerine ikinci 10 yılı inşa etmesi önemli diye düşündük. Onun için dediğim gibi bu ekosistemin bütün paydaşlarının aslında bu tartışmanın bir parçası, bu tartışma serisinin, konuşma serisinin, düşünme serisinin, tartışma belki yanlış, düşünme serisinin bir parçası olmasını çok yürekten istiyorum. Ama çuvaldızı kendimize batırarak başlayalım dedik. Madem bizler hani birçoğumuz, hepimiz değilse bile birçoğumuz koleksiyoner kimliğimizde biliniyoruz. Çuvaldızı kendimize batıralım. Bir önce kendimize bakalım. Ondan sonra da diğer paydaşlar da buyursunlar, tartışsınlar. Kapımız açık. Evet, oldukça değerli bir bakış açısı. Çuvaldızı kendimize batırmak. Peki buradan Taner'e geçmek istiyorum. Taner'in sergisini görmeyenler için gerçekten üzgünüm ama eminim çoğu kişi gördü. Uzun yıllardır Türkiye'de solo bir sergi açmamıştı. Aheste çek kürekleri, Mehtap uyanmasın. Gerçekten kalbimizi, ruhumuzu fethetti. Aynı anda da Salt'ta açılan 90'larda sahne, bütün o kültür ve sanat performans alanları tarihimizi 90'ları götüren arşiv sergisinde de Taner'in çok özel bir dokümentasyonu var aslında. İlk sanat üretiminde ismini duyurmaya başladığı, yola çıktığı noktada kendi yaptığı bir performans. Bunu çok güzel bir bütün olarak gördüm. Hani 90'larda yola çıkışıyla bugün tekrar sen kendi atölyeni kurarak, kendi hamilerinle, kendi koleksiyonerlerinden oluşturduğun bir destek grubu ile birlikte kendi sergilerinin yapımcılığını da üstlenen bir sanatçısın. Bu yüzden de ilk sorum, şimdi birçok şey konuşacağız ama bu etik değerin, yani senin için etik değeri olan, hamilik yapan koleksiyoner nasıl biridir? Sen kendini bir sanatçı olarak nasıl bir ilişkilenmede buluyorsun? Biraz o konuya bir giriş yaparak devam edelim istiyorum bu yolculuğuna. Evet. Şimdi sanat dünyamızın kara kutusunu buraya çağırmakla ne kadar doğru ettiniz. ama virajları güzelce dönerek bütün diplomasimi kullanacağım. Şaka bir yana. Bu geçtiğimiz ay kişisel sergimle birlikte aslında İstanbul'da iki başka etkinlik daha vardı. Benim aslında küçük bir retrospektifime dönüştü İstanbul'un bütünü.
İşte benim başıma gelen en önemli olaylardan birisiydi aslında geçenler yaşadığım burada. Dediğin gibi 91'de mezun oldum. 95'e kadar geçirdiğim süreçte artık senin de dediğin gibi yettiniz artık diyerek Monte Carlo style performansını yapmıştım. Neden? Çünkü hani benim ilk koleksiyoner ve bilir kişiyle karşılaşmam ne zamandı? Mezuniyetime denk gelmişti. Mezuniyetimde işte her öğrenci Mimar Sinan'da küçük bir sergi yapar. Hı hı. Oraya çağırırsınız, insanlar gelir atölye görer. Sergisi, atölye sergisi. İşte hocalar değerlendirir ama dışarıdan gelenler de bakar. Ben de o dönemin en abimizi çağırdım. İlk tanışmam öyleydi. Bana şey dedi, resimlerin çok güzel, çok yeteneklisin, harika ama bunlara atlet giydir, don giydir, beni 3 ay sonra ara. Yani benim ilk karşılaşmam buydu. Sert bir karşılaşma oldu. Ondan sonra bundan farklı ilerlemedi. Tabii 90'larda Türkiye'nin ortamı, düşünün 3 tane galeri var. Bırakın galeriye sanatçı olarak girmek, açılışlara girmek bile hani şeydi, ulvi bir meseleydi. 3 galeri, koleksiyoner dediğiniz zaten 2-3 kişiydi. Ve tabii orada tutunamayan bir ressam olarak yeter artık dedim ve bir intikam alma hikayesine giriştim. İşte sahte bir parti düzenledim. Herkesin ağzına bir parmak bal sürdüm ve ye kürküm ye yaptım. Yani aslında Ömer Koç'un şimdi bu yıl verdiği bütün davetiyelerin kenarında ye kürküm ye yazıyordu. Görmediyseniz dikkat edenler görmüştür. Böyle bir ima var. Bütün hepsinde nedensiz vaziyette onu yazdı. Çok tatlıydı. Ben de orada onu yaptım ve herkesi kandırdığım bir geceydi o aslında. Evet. Bu arada video kaydı da Sanat Beyoğlu'nda görülebilir. Yani şöyle, insanları Beyoğlu'nda bir arkadaşımın atölyesini bir günlüğüne tuttum. Oraya topladım. Sahte bir parti, eğlence vaadiyle insanlar geldi. O gün Avrupalı olacaktı. Herkes sınıf atlanacaktı. O kadar büyük bir yalanla çağırdım herkesi. Amaç resimlerimi göstermekti. Ve bir odada resimlerimi sergiledim. O resimlerin karşısında da bir manifesto yazdım. Sizi ben kandırdım. Çünkü buraya gelmenizi istedim. Resimlerimi görün diye. Tabii ben o hafta yine ailemin yanına Almanya'ya taşınmak üzere her şeyi planlamıştım. Gerçekten yetmişti ama kader ters vurdu bana. Beklemedim. Akabinde yani. Bütün resimlerim satıldı, teklifler geldi, olduğum yerde kaldım. 4-5 yıl sonra da galeristle, Murat Plevneli ile ilk sergimi, profesyonel anlamda ilk sergimi açtım. Ve orada da ilk resimlerimi sattım. Ve o ilk sattığım resimlerden birisi Su Bardağı Nü'de Abdülmecit Efendi Köşkü'nde sergileniyor şu anda. Doğru. Ve aslında kariyerimin en önemli 3-4 ayağı. Daha sonra da 10 yıl sonra da Paul Kasmin'le anlaşıp Amerika'daki galeriyle maceramda sattığım ilk resim Tavus Kuşu, o da Abdülmecit Efendi Köşkü'nde. Yani böyle küçük bir retrospektife dönüştü İstanbul. Harika. Benim için. Ve şey, tabii burada bu süreçte kurumların çok desteği oldu tabii ki bana. Ama koleksiyonerlerimin desteğiyle tabii bugünler gerçekleşti. İstanbul Bienali'ne katıldın. Tabii o dönem işte İstanbul Bienali'ne katıldım. Galeri sergilerin devam etti. Tabii yani o çok enteresan bir süreçti. Hem galeriste çalışmaya başladım, hem üniversiteden atıldım yaptığım resimlerden dolayı. Onun üzerine Denk Cameron beni İstanbul Bienali'ne davet etti. Uluslararası ayağım başladı. Koleksiyonerler dahil olmaya başladı bana. Ben onların koleksiyonlarına girmeye başladım. Koleksiyonerlerle kurduğun ilişki o zaman o döneme. Tabii. Yani mesela işte galeriste sattığım ilk resimi alan koleksiyonerimle bugün hala o ilişkilerin çok iyi vaziyette devam ediyor. Ya da sonrasında da geliştirdiğim ilişkiler. Tabii her şey böyle çok güzel ilerlemedi. Çok büyük handikaplar yaşadım. Koleksiyonerlerim de oldu. Ama çok iyi ilişkiler kurduğum koleksiyonerlerim de oldu. Beni en başından beri destekleyen koleksiyonerlerim de var. Bütün dönemlerimi biriktiren koleksiyonerlerim de var. Ama dediğim gibi bu yani öğrenmenin bitmediği bir süreç. Evet. Peki tam da bu noktada biraz sana ikinci soruyu yöneltmek istiyorum izninle. Senin için iyi örneklere değinelim. Bugün biraz daha zaten bu etik kuralları listesini siz de incelediğinizde göreceksiniz. Oldukça kapsamlı ama birinci madde sanatçı ile olan ilişki. O yüzden senin bu kültür kurumlarıyla belki eksik kalan, beklentilerini karşılamayan, açıkları dolduran
bir himaye destekçilerim dediğin bir evet. koleksiyoner grubun var, evet. ilişkin var. Senin beklentin nedir? Sen bir koleksiyonerin etik değerini bir sanatçı olarak nasıl tanımlardın? Ne olması gerektiğini söylerdin? Hayatındaki ve sanatındaki iyi örneklerini, yani senin bu kendi sanat girişimini, kendi atölyeni kurmanın yanında Vallahi bu destek şöyle, mekanizmasını yani oluşturan bu, ilişkiye dönerek bu henüz çok bakir soruyorum. Bir alan, yani bizim ülkemizde çok bakir bir alan. Düşünün yani Avrupa'daki alan sanat ortamı 500 yaşında, 600 yaşında, bizdeki 100 yaşında bile değil. Bunu bir kere bilmek evet. lazım. Çok yeni. Özellikle koleksiyon doğru. anlamında 30 yıllık bir geçmiş yani. Yani tamam daha öncesinde var ama 30-20 yıldır biz bunları tartışıyoruz, evriliyoruz. Ve burada sanatçıya da çok büyük görev düşüyor. Bakma sen yani. Ben hakkımı aramadığım sürece kimse sana hakkını vermiyor, vermedi. Yani galerilerle çalışırken faturalı satışımı talep etmek büyük bir handikaptı en başta. Yani bunu galeriye ikna ettirtmek, bunu koleksiyonere ikna ettirtmek, sonra müzayedeye çıkan işim hakkında telifimi istemek, kanun evet. bana o hakkı vermiş. Bunlar hep koleksiyonerle birlikte ilerleyen, buna hı hı. çok riayet eden koleksiyonerlerim oldu gerçekten. Hı hı. Yani tabii çok sözünü kesiyorum evet. kusura bakma lütfen. Hani o kadar bu sanatçı hakkının olmadığı hani hukuksal eksiklikler çerçevesinde bir evet. Kültür sanat alanındayız ki bu aslında sırf sanatçıları değil koleksiyoneri kültür kurumunu da çok zayıf bir noktaya çekiyor. O yüzden de bu açıkları herkes kendi yöntemiyle, kendi çözümleriyle kapatmaya çalışıyor ama sanatçı bazen kültür kurumu bazen de koleksiyoner bundan ya, zarar görebiliyor. Şunu da hatırlıyorum, çok özür dilerim. Hani o ilk yurt dışı fuarlarına gitmeye başladığın dönemlerde evet. pasaportta sanatçı tanımının olması için bile uğraşmıştın. Serbest evet. meslek sahibi evet. Bir sanatçı olarak makbuz sahibi olabilmek. Tabii, davalarda yani, bir sanatçı şehri, olarak var tabii, olabilmek. Pasaport dairesinde oraya sanatçı ibaresini yazdırdım. Evet. O bana çok büyük kolaylık sağlamıştı. Ama mesela dediğim gibi ben kanunu önüme aldım, açtım, okudum ve sahip olduğum hakları madde madde çıkarttım. Kimsenin haberi yok. Yani savcının haberi yok, hakimin haberi yok, galericinin haberi yok. Ben buna sahip diyorum. Bilmiyor. Yani bugün bile mesela herhangi bir şeyden hakkımı talep ettiğim zaman avukattan haber geliyor. Savcı şey diyormuş, kardeşim dosyam bu kadar tecavüzlerle bilmem nelerle şunlarla uğraştırmayın beni diyormuş mesela. Yani ülkenin koşulları da çok uygun değil evet, bu tür daha, nazik hakları elde etmek için. Ama şunu demek istiyorum mesela kısaca. Koleksiyonerle birlikte yol aldım. Yani ben de kendi haklarımı, o da kendi sınırlarını ve haklarını öğrenerek ilerledi. Yani buradaki en önemli hikaye koleksiyonerin sahip olduğu işin geçici ev sahibi olduğunu bilmesi. Bunun bilincine evet. varması. Yani herhangi bir mobilyacıdan aldığı dekorasyon malzemesi değil. O yaşayan bir varlık, onun sadece maddesine sahip. Özlük haklarına, hiçbir hakkına sahip değil. İstediği gibi kullanamaz, sergileyemez, edemez. Bunları birlikte hep öğreniyoruz, yani öğrendik. Sen bir sanatçı olarak ürettiğin eserin, işin kamusallığına evet. önem verdiğini söylüyorsun evet. aslında değil evet. mi? O evet, bir evet. koleksiyonerin geçici ev sahipliği, aynen. o kamusallığın da altını aynen. çiziyor. Tabii yani onun için çok iyi koruması gerekiyor. Çok iyi ev sahipliği yapması gerekiyor. Hı-hı. Çünkü o sanatçının talebi doğrultusunda dünyayı gezebilir, başka yerlerde sergilenebilir vesaire vesaire. Yani eserin kendi hakları var koleksiyonerden bağımsız olarak. Peki tam bu hak meselesine gelmişken o zaman tekrar sevgili Haro sözü size vermek istiyorum. Bu etik kurallardan bahsettik ve bir numarada sanatçılarla olan ilişkiyi olduğunu da söyledik. Neden ilk maddeyi sanatçıya adadınız ve nasıl tanımladınız o maddeyi? Biraz orayı açabilir misiniz? Tabii yani aslında doğal olarak sanatçı ilk aklımıza gelen grup oldu. Çünkü genelde en çok problem de sanatçılarla yaşanıyor. Yani en azından bizim grubun kulağına gelen problemler daha çok sanatçıların şikayetleriydi. Bunların başında da mesela belki burada başka bir
fırsatı olmaz söylemenin, sanatçıların zamanının bedava olduğu düşüncesi. Koleksiyoncuların, yani sanatçılar gelirler, işlerinin işte enstalasyonunu yaparlar, gereken her şeyi yaparlar ve buna karşı bir bedel ödenmek durumunda değildir. Çünkü biz zaten işi aldık mentalitesi. Bunun hakkında da mesela bazı öneriler var rehberde. Onun dışında da bu ilk bölümde birebir sanatçıyla olan ilişki konusunda bazı çizgiler çizilmiş durumda. Onun dışında farklı yerlerde mesela işlerin piyasada manipülasyonu, o da aslında sanatçıları etkileyen bir konu ama başka bir yerde, o daha çok koleksiyon ve sanatçılarla olan bölümde yer alıyor. Veya galericilerle ilgili olan bölümde de yine bu sanatçıyla nasıl bir ilişki kurulacak, galeri üzerinden sanatçı nasıl desteklenebilir? Mesela koleksiyoncu kendi etki alanını galerinin de sanatçıyı zamanında işin nereye gireceği konusunda bilgilendirmesi, ödemeyi zamanında yapması, eğer piyasanın şartlarının altında bir fiyatla satılıyorsa bunun sanatçının cebinden çıkmaması gibi öneriler ve yer verdik. Tabii bunlar duyduğumuz problemlere göre şekillenmiş kurallar. Daha fazlası gelecektir ve geliyor zaten. Bu web sitesi üzerinden de yorumlar geliyor. Bu gelecek versiyonlarda bunlar da dahil edilecek. Değil mi? Koleksiyoner aslında çok önemli bir yerde duruyor. Hani sadece Türkiye'de değil, tüm dünyadaki kültür ve sanat alanında. Hani bir nevi hani o güç dengesinde hani sanatçı, sanat kurumu, galeri ya da müze, koleksiyoner bir neredeyse üçgen. Tabii ki bunun işte fuarlardan bahsedebiliriz. Türkiye'de de şimdi gittikçe koleksiyonerlerin hem geçici sergiler hem kalıcı sergiler açtıklarını, bu sergiler için kendilerini de kurumsallaştığını da görüyoruz. Yeni yapılar da ortaya çıkıyor. Hani zaten öyle bir gelenekten geliyorduk ama bu kültürel girişimcilik meselesini de yürütebilecek bir güce sahip koleksiyoner. O yüzden gerçekten bu etik değeri ve sanatçıya ve sanata, esere o hakkı verme sorumluluğuna sahip olması sanki biraz bu kurallar hani kısıtlamak değil ama o sorumluluğu da altını çiziyor. Hani bu iş aslında kamuya ait. Şimdi şöyle bir şey var. Aynen öyle. Şimdi sanatçı bunu söylediği zaman bu doküman sanatçıyı destekleyebilir. Aslında koleksiyoncunun da bunu okuyarak bu konuda bilgilenmesi amaç. Ama aslında yaşadığımız problemlerin birçoğu koleksiyoncunun aldığını sandığı şeyle aslında aldığının aynı şey olmaması. Ve burada bir yani bilgi, enformasyon eşitsizliği var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor aslında. Evet. Eğer bilirsek neyi sattığımız, neyi aldığımız aslında bir problem olmaz genelde. Evet. Boşluklara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Onları etik çerçevede anlamak doldurmak gerekiyor. Ve evet, Hüsnü Hanım, şimdi size sözü vermek istiyorum. Çok deneyiminiz var. Hem kendi koleksiyonerliğiniz üzerinden, hem sahada birlikte çalıştığınız üye koleksiyonerler, hem yurt dışı kurumlarındaki yönetim kurulu üyelikleriniz, danışma kurulu üyelikleriniz, temsiliyetleriniz var. Siz nasıl yaklaşırsınız bu etikte sanatçıyla olan ilişkiye? Bir öncelikle şunu ayırmak istiyorum. Tanımladığın gibi bir yerde de iki şapka var. Hani birisi sahayla ilgili, sahadan dolayı kendimi kişisel olarak sorumlu hissettiğim bir kısım var. Ve saha biz, ben değil sadece, 105 kişi olarak biz sorumlu olduğumuz bir alan var. Bir de şahsi kısmı var. Sahada çok 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 önemli olan şey, gerçekten bir takım ahlak kuralları içinde hareket etmek ve de her sanatçıya, şimdi sanatçı ilişkimizi konuşuyoruz, her sanatçıya eşit mesafede, aynı yakınlıkta
aynı uzaklıkta olmak. Kendi kişisel ajandalarımızla hiç alakası olmayan, kendi beğenilerimiz, kendi destekli, kendi hani gönlümüzün olduğu sanatçılar üzerinden değil, bu amaçla ilk günden anayasamızı yazarken şunu dedik, biz güç istemiyoruz ve karar verici durumda olmak istemiyoruz. Yani kimi destekleyeceğimize biz karar vermiyoruz, kurumlar karar veriyor. Bence bu çok önemli bir ayrıntı. Diyelim ki Venedik Bienali küratörü kimi Türkiye'den davet ediyorsa, sanatçının kim olduğu bizi hiç ilgilendirmiyor, yapacağı iş bizi ilgilendirmiyor ve destek oluyoruz. Bir başka husus daha. Şimdi koleksiyoner olduğunuzda her ne kadar hepimiz aynı fikirde değilsek, ne aldığımız konusunda biraz daha aydınlanmaya ihtiyacımız varsa da sonunda fiziksel bir şeyimiz var. Ama sahada biz hiçbir şeyde geriye istemiyoruz. Yani bu tamamen karşılıksız bir destek olduğu vakit gerçek filantropi olur. Öbür türlüsü işte bir takım kendi ajandalarım veya işte bir grubu parlatmak, o gruba bir güç atfetmek olur. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklı şeyler. Dolayısıyla hangi sanatçıyı niye desteklediğimiz konusunun sorgulanmayacak bir halde olması gerekiyor. Kişisel hani bir de koleksiyoner olarak veya işte sanat meraklısı olarak diyelim, ben o koleksiyoner terimini de yani ne kadar içselleştireceğimi bilmiyorum. Orada ise o kadar çok şey var ki en baştan yani maalesef biraz da biz Orta Doğulu bir ülkeyiz, bir pazarlık alışkanlığımız var. Oradan başlayayım. Yani 3 kuruş pazarlık edeceksin de ne olacak? O sanatçıdan %20 daha düşüğe aldın da ne olacak? Veyahut da sanatçının galerisini galerisi olmayan Taner örneğindeki gibi sanatçı başka. Galerisi varsa galeriyi bypass etmek için bin bir takla atacaksın, ne olacak? Yani bu bir uyanıklık mı? Bütün ekosistem eğer canlı değilse, o galerici yaşamazsa, o galeri sanatçısını çünkü bütün kariyeri boyunca destekliyor. Sen bir eserini, 5 eserini edindin belki ama o galeri bütün kariyeri boyunca o sanatçının yanında. Dolayısıyla sanatçı kadar galeriyi de, bütün ekosistemi de desteklemelisin. Yazarı desteklemelisin. O ekosistemin etrafındaki bütün bileşenleri, bütün paydaşları desteklemelisin. Dolayısıyla orada böyle bir sorumluluğumuz var. Mesela çok duyuyorum galerilerden, eser ayırtıp almayan. Fuarın ilk günü aldım deyip son günü ben vazgeçtim diye. İlk günü zaten satış yapıyor bütün galeriler. Yani son gününde zaten artık kimse gelmiyor ki fuara. Şimdi o galerinin ödeyeceği kirası var, bakacağı çocuğu var, vereceği maaş var, sanatçının aynı şekilde o eser satıldı diye bekleniyor. Ve bu bütün bunları çok kolaylıkla yapabiliyor olmak ve burada bir güç dengesi, çok anlamsız bir güç dengesizliği var. Aslında koleksiyoner bütün bu zincirin en dibindeki olmalı. Çünkü üreten değil, tüketen. Asıl üreten, düşünen aslında o şeyin en yukarısında olması gerekiyor. Veyahut da bunu galerisi olmayan sanatçıda da galeri yok zaten, sen bana bunu şu kadar daha... Yani bu pazarlık kısmı çok beni rahatsız ediyor. Sanki galeriye, haksız bir güç kullanımı var orada. Galeriye sorarsın talep. Bana ne yaparsın der. Orada biter, neyse odur yani ondan sonra. Tabii bir de satış amacıyla alanlar var. Yani bu da çok acayip bir şey. Yani bunun ticareti... Şimdi ne olduğun belli olsun. Simsar mısın, koleksiyoner misin? Yani satış amacıyla eser almak, yıllar sonra gönlünden geçmedi. O zaman yine ne yaparsın? Sanatçıya haber verirsin. Ben artık bu esere yer bulamıyorum kendi gönlümde, duvarımda, ne ise. Ne dersin? Galerine mi vereyim? Sen mi almak istersin? Önereceğin insan var. Önce sanatçıya danışırsın. Tutup da onu müzayedeye vermeden önce. Ha, sanatçıyla bir hemfikir kalırsın. O zaman da müzayedede satılıyorsa
müzayedede satıldığından sen de bir kar elde ettiysen, mutlaka ve mutlaka sanatçının buradan, birinci sanatçının bundan kar etmesi lazım, sen değil. Yani bu böyle bir hisse senedi alım satımı gibi değil. Veya sanatçıdan eser hediye isteme. Yani bunu alırım ama yanında da bunu bana verirsen falan. Bunlar da oluyor değil mi? Yani siz onların hepsini çok güzel yazmışsınız. Manipülasyon yapma vesaire. Bunlar hani işin bu kısmı. Onun ötesinde de yani sanatçıyı, bir sanatçıyla ilgili bir koleksiyoner bağı kurduysak eğer, ondan sonra o sanatçıyla ilgili destek mekanizmaları önümüze çıktığında ben kendimizi borçlu hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Diyelim ki o sanatçının önemli bir müze sergisi var önümüzde ve biz de o sanatçının önemli bir işi koleksiyonumuzda. İlk önce bizlerin gönüllü olması lazım o sergiyi desteklemek için veya yayını desteklemek için. Yani koleksiyoner olarak kendimize yine batıracağımız oldukça büyük çuvaldızlar var diye düşünüyorum. Yani böyle bir en önem verdiğim şeylerden biri kuzu postunda kurt olmamak. Yani bir burada koleksiyoner şapkası, öbür tarafta sanat ticareti yapan şapkası, burada da destekçi tanımı altında aslında bambaşka hani ajandalar gütmek, bunlar bana çok şey geliyor. Bundan tabii çok çok önce, 30 sene evvel falan, ben saatçiyi mesela önemli bir koleksiyoner zannederdim. Ondan sonra birçoğunda belki zannettiği gibi. Sonra adamın hani bir sanatçının 10 tane işini alıp sonra işte 5 yıl sonra hepsini satıp ondan sonra bir başka, bu işin aslında ticaretini yapan bir insan oldu. Ve bugün baktığımda hani saatçinin bütün dünyadaki saygınlığına bir bak, işte ne bileyim Agnes Gand'a bak veya Maya Hoffman'a bak, onların saygınlığına bak. Yani tabii ki bunun da bir ödülü oluyor eğer bu işi düzgün yapabiliyorsan. Bence bizlerin ilk başta düşünmesi gereken, Haro'nun da demin söylediği gibi, biz o eserleri konuk ediyoruz. O sanatçıyla bir bağ kuruyoruz. O sanatçıdan kopan bir eseri konuk ediyoruz. Dolayısıyla hem o sanatçıya saygıyı kusur etmememiz gerekiyor ve ilişkimizi o saygı çerçevesinde ve onun haklarını gözeterek sürdürmemiz gerekiyor. Aynı şekilde esere karşı da çok büyük sorumluluğumuz var. Belki de onu da konuşuruz. Kesinlikle. Yani sadece evet, sanatçı değil, sanatçının eserine de bazı karşı çok büyük sorumluluklarımız var. Şimdi aslında konumuzun öznesine dönelim. Bu bölümde eseri konuşalım. Oradan devam etmek ister miydiniz Füsun olur, Hanım? Hani bu kadar, çünkü hani şimdi sizi dinledikçe bir yandan da bu hani 30 yıl önce dediniz ya... Ben de kendi tarihçemde işte bu 2000'lere döndüğümde hani gerçekten de bu kadar kontrolsüz bir ekosistemde var olurken yurt dışını farklı bir gözle bakıyordum. Hani Avrupa, Avrupa'daki fuarlar, Avrupa'daki müzeler, kültür kurumları, işte sanat koleksiyonerleri ve o kadar kaotik ve kontrolsüz bir alan ki hani bunun içerisinde tekrar hani bu eserlerin zarar görmemesi için sanatçının emeğinin ve eserin hani kamuya çıktıktan sonra eserin hayatının devamlılığını sağlamak gene öncelikli olarak neredeyse o koleksiyonerin kendi sahip olduğu gücü o tarafa, yani kamu sorumluluğuna atfederek esere odaklanmasını gerektiriyor. Mesela siz eser hakkında ne söylemek istersiniz? Oradan çünkü Taner'e geleceğim. Tabii. Onun epey bir konuşacağı bir alan olacak. Sizinle giriş yapalım istiyorum. Eserle ilgili söyleyeceğimden evvel senin sorunda cevap vermediğim bir kısım olduğunu hatırladım. Hı. Çünkü kurumlarla ilişkilerde, yani doğru, diğer yurt dışındaki işte bazı kurumların, gerek yönetim kurulu gerek satın alım kurullarında
Ya oralarda mesela sana hatırlatıyorlar bu sorumluluklarını her zaman. Yani eğer sen bir satın alma komitesindeysen bu katiyen ve katiyen oradan maddi bir menfaatin olmaması lazım. Eğer maddi bir menfaatin olabilecek bir açık varsa o zaman sana dur çekiyorlar. Veyahut da müzelerin yönetim kurullarına girmek için vallahi kaç sayfa imza attım bilmiyorum bir müzeyime girerken. Oldukça sıkı bir yükümlülük altına giriyorsun. Sözler veriyorsun. Ve daha sonra da bu etik konularda sadece bu tarafı değil, işte ekiple ilişkin açısından, social justice açısından, birçok açıdan eğitimlerden geçiyorsun. Ara ara bir günlük bütün günü alan workshoplar yapıyorsun. Yani orada gerçekten sorumluluğunu sana hatırlatan yapılar var. Ki bence bu da çok çok önemli. Herkes aynı sayfada oluyor. Evet. Yani öyle miydi şeklinde olmuyor. Eser konusuna da gelince, yani yine Haro bence çok güzel tanımladı. Bizim evimizde o eser konuk. Bizim değil o. Biz onu konuk etme hakkını alıyoruz aslında. Çünkü o eseri yaratan sanatçı. Yani ne bileyim, mesela işte benim çocuğum evlenip gittiğinde başkasının çocuğu olmuyor. Yani hala benim çocuğum. O da onun hala çocuğu. Ne bileyim, kötü bir örnek oldu ama idare edin artık. İdare edin. Dolayısıyla ona karşı onu bir sorumlu sergileme, maksimum bir kere sanatçının tanımladığı koşullar var. Sanatçının tanımladığı koşullarda sergileme, mutlaka emniyetini sağlama, onun zarar görmesini engelleme. Bunlar bizim çok hassasiyetle üstünde durmamız gereken şeyler. Çünkü eserlerin de bazen bir ömrü oluyor. Mesela fotoğraf, işte çok güneş ışığı almaması gerekiyor. Şimdi güneş ışığı aldığında o fotoğraf soluyor. Dolayısıyla ya da o fotoğrafları işte güneş ışığı almayacak şekilde tutacaksın. Ara ara dinlendireceksin. İşte mesela bunları öğrenmen gerekiyor. Veya video işi aldığında sana sanatçı spesifikasyonlarını yolluyor. Nasıl bir projektör istiyor? Ben zannediyordum ki, yine cehaletin verdiği cesaret, İlk zamanlar video aldığımda zannediyordum ki, aldığımda da daha görebileceğim bir düzeneğim yoktu. İşte koyacağım, düğmesine basacağım, olacak. Ne alaka? Onlar çıkınca her birinin ayrı spesifikasyonu var. Her birisi için ayrı projektör, ayrı mesafe veya ekran boyutu. Mesela projektör için yapılmış işi tutup da screensaver gibi ekrana koymayacaksın. Yani o işin hakkını vermen gerekiyor. Çok önemlisi, o sanatçının sergisi için sergilenme istendiğinde tabii ki vereceksin. Tabii ki vereceksin. Ama en iyi koşulları sağladığından emin olarak. Çünkü yine korumakla mükellefsin. Evet. Ama bazen kurumların şeyi olmuyor, bütçesi olmuyor onu taşımak için. Diyor ki destek olur musun? Tabii ki olacaksın. Çünkü yani orada da yine öyle bir sorumluluğun oluyor. Veya doğru katalog edeceksin. Bir kere o eserleri mutlaka bir envanterini tutmak, doğru katalog etmek, görsellerini tutmak gerekiyor. Çünkü onlar zaman zaman da yayınlanıyor. O yayınlar için görsel mutlaka olması, hadi olmadı diyelim ama o görselleri temin etmekle de sorumlusun. Ne bileyim, videoların sergi kopyasını hazırlamakla sorumlusun veya vefat etmiş bir sanatçıysa estate'inle ilişki kurmalısın gibi evet, ve bir de sanatçı hediyesi ise de mutlaka yine kredisinde onu belirtmek. Çünkü bazen kesinlikle. O da oluyor ama o kredi de belirtilmiyor. Şimdi, aklıma gelenler bunlar. Varsa sizi dinledikçe biraz kalbim sıkıştı. Bak, neredeyse kötü niyetle başladım. Tamam, çuvaldızı çıkardık. Artık o şekilde konuşuyoruz ama hani dinledikçe şunu düşündüm. Şimdi kurum tarafından baktığınız zaman hani bir müze, bir
eseri koleksiyonuna kattığı zaman ne kadar çok şartnameyi aslında yerine getiriyor. Onun işte denetimine, işte ısısı, ışığı, eserin zarar görmemesi, bütün o anlattığınız detaylar, eserin doğru şekilde referansla belirtilmesi, arşivlenmesi, yayınlarının hazırlanması, o kadar çok sorumluluklar var ki. O zaman neden biz bir koleksiyoner, bir eser sahibi olduktan sonra aynı sorumluluğu koleksiyonerden beklemeyelim, değil mi? Bütün bu şartnamelerin, hani sizin bu platformun neredeyse bu şartnamenin kurallarını hazırlıyor. Hani öyle şimdi algıladım ama Taner epeydir sözü... Hakikaten hayatı kolaylaştırmışlar. Evet, yani evet, evet. Şey yani neredeyse şey de, diye düşündüm, hani yıllık denetim olsun. Denetimi kim yapacak yok, bilmiyorum. Yok, çok güzel fikir. Vallahi çok güzel çünkü fikir. Çünkü Taner'den yıllar içerisinde çok hüzünlü de hikayeler dinlediğimi hatırlıyorum senden. Sadece senin eserlerinin hayatlarında yaşadığı deneyimler olarak değil ama hani eseri özne olarak konuştuğumuz için diyorum. Başka sanatçıların eserlerinin başlarına gelenleri de biliyorsun. Neler anlatmak istersin? Çok keyifle dinledim hakikaten. Yani evet, konuşulanları. Evet, çok güzeldi. Vallahi şey yani şey aklıma geldi şimdi böyle konuşurken. Bütün bu uluslararası koleksiyon hikayesi Sabancı'nın Metropolitan'da yaptığı sergi. Rahmetli Sakıp Sabancı'nın. Sakıp Sabancı. Golden Letters of Gold muydu? Bütün hat koleksiyonu. Evet. Yani kendisinde bir açıklaması vardı. Şey... Ben diyordu yurt dışına gidiyorum, ediyorum. Belli bir noktadan sonra iş güç bırakılıyor. Millet koleksiyonunu konuşmaya başlıyor. Bende bu var, sende bu mu var? İşte bende şu var. Ve ben konu dışında kalıyorum demişti. Ve ne yaparım ne dedim? Geldim burada koleksiyon yapmaya başladım. Ve ilk duruma uyananlardan birisiydi Sakıp Sabancı. Ve o hatları, yazıtları, ondan sonra Türk modern sanatı biriktirip falan filan. Yani şeyi bilmek lazım. Bunun getirisi, hediyesi ne? Daha önce konuştuğumuz gibi. Yani bunun aslında koleksiyonere ödülü çok büyük. Tabii. Ve dediğin gibi iyi kataloglanmış bir koleksiyonerin, yani koleksiyonu iyi ya da kötü, herkes subjektif beğendiğini alır, kendisini var eder, onun katma değeriyle evinde daha büyük bir hayat kurar kendisine, onlara bakarak büyüyen bir aileye dönüşür. Bu değerli bir şey. Bu senin için kötü bir koleksiyondur, onun için iyi bir koleksiyondur, kimisi için basatır ama o onun değeridir. Ve bu özellikle belgelenmiş, kataloglanmışsa eğer koleksiyoner bazında, bu çok değerli bir şey. Ve bu kataloğun, yani bu bilginin herhangi bir yerde sergilenmesi, yani bu koleksiyonun sergilenmesi, görünmesi, dolaşması sırf o koleksiyoner için değil, asıl o ülke için, o sanatçı için çok önemli bir şey. Yani sanatçının daha çok görünmesi, tanınması... O yani muhakkak. Yani yıllar içerisinde ben de koleksiyonlara yerleştirdiğim işlerin uluslararası görünürlüğü sayesinde de çok büyük yol kat ettim. Hala işte o müzelere davet ediliyorum, o sergilere davet ediliyorum. O koleksiyondan alıp oraya götürüyoruz resimleri, sergileniyor, ediliyor. Önemli tabii yani. Peki eserleri korumak için ne yapmalıyız? Yani sadece aslında koleksiyoner ilişkisinde değil. Hani bütün sanat alan aktörleri, profesyonelleri, sanatseverler olarak. Ben kendimden yola çıkayım. Ben işlerimi satarken bir sözleşmeyle satıyorum. O sözleşme içerisinde 5 yıl boyunca bir müzayedeye verilemez koşulu koyuyorum. Sen şartnameyi hazırlamışsın zaten. Evet, ondan sonra elden çıkarılacağı zaman tekrar bana gelmesi şartını koyuyorum. Bana danışılarak ben bunu kendi ailem içerisinde kendi koleksiyonerlerime yerleştiririm. Müzayedeye vermeyin ya da... Benden habersiz bunun dolaşımını sağlamayın. Yani şartlarımı koyarak işlerimi satıyorum. Biraz bir nebze daha çok kontrol elde etmiş oluyorum. Çünkü ben asistan kullanmayan bir ressam olduğum için çok üretmiyorum. Yani yılda hani taş çatlasın 5 resim çıkıyor sıkı bir çalışmayla. Onun için işlerimin takibi kolay. Yer değiştirince, koleksiyon değiştirince de anında haberim oluyor. Hı hı. Onu bir şekilde takip ediyorum tabii ama. Bu yıl bunları yapabiliyorsun şu dönemde. Evet. Fakat hani en başta, hani şimdi aramızda da var muhakkak genç vallahi sanatçılar. Vallahi şöyle diyeyim, yapıyordum Esra. Çünkü yapıyordum. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Orada eğitim aldığım için gerçekten öyle bir şey varmış. O disiplinin sahibim ve ben zamanında Tomur Ataköy'ün bana öğrenciyken söylediği bir
kulağıma küpe nasihati vardı. O da şeydi, sen bu ülkede kendi arşivini tutmazsan senin adına kimse bunu tutmayacak dedi bana. Ve gerçekten öyle oldu. Hı-hı. Ciddi anlamda çok sıkı dosyalarım vardır. Bütün en başından beri ne ürettim, kimde nedir takip ederim elimden geldiğince. Tabii burada ben galeristten ayrılırken Salih ile birlikte ayrılık. Salih Yavuz. Tam ben de Salih Yavuz diyecektim sana. Salih çünkü çok Hı-hı. önemli bir arşivci ve profesyonel. Onun da tabii şeyle katkısıyla evet. bugünlere gelindi her şey. Ama dediğim gibi en başından beri inat ettim. Burada sanatçıya çok büyük görev düşüyor. Evet. Ya ama i̇şte, şunu da unutmamak lazım. Lafını balla kesiyorum. Lütfen kes. Şey, ben üretirken bir resim bitmeden diğer resme başlayamıyorum. Ve ürettiğim şey doğurduğum şeye dönüşüyor. Yani o nesne değil, o yaşayan bir varlık gerçekten. Bazen bazı resmin bitmemesi için haftalarca uzatıyorum. Bir kıl daha, bir tüy daha, bir bilmem ne daha. Ayrılmak istemiyorum çünkü aşık olmuşum oradaki adama. Ya da yani ya da bir şey oradaki peyzaja vurulmuşum. Gitmesini bitmesini istemiyorum. Yani böyle bir varlığı satıyorsun. Tabii. Ve gerçekten aklın onda. Yani şey değil, hani verdim aldım, paramı aldım değil hikaye. Hiç değil. Onun için hani ben mesela küçücük resim bile yapılırken benim hayalim hep dev, bomboş bir duvarın ortasında sergilenecek. Ya da işte herkes onun etrafında böyle bu böyle satıyorsun. Sen sonra gidiyorsun onu bir tıkış tıkış bir yerlerde görüyorsun bilmem ne falan. Tabii hüzünleniyorsun. Yani orada beklenti çok büyük sanatçıdan. Yani sanatçı da anlayın. Evet. Yani anlaşılması lazım o anlamda. Şunu düşündüm seni dinlerken. Bir, neredeyse gerçekten sanat eğitiminin bir parçası olmalı bir yandan, değil mi? Hani evet. Bir sanatçının kendini ve eserini nasıl koruması gerektiği, hangi haklara sahip olduğu ya da olması gerektiği, bütün bu gene değerleri neredeyse değil, keşke olsa bir sanatçı da bunun eğitimde bu bilinçle yeni bir mezun olarak çıkabilse, şimdi çuvaldızı kendime batırayım. Ben de hani sanat yönetimi alanında ders vermek değil de deneyim paylaşan bir alan profesyoneli olarak genç sanatçılarla bir araya geldiğimde, öğrenci sanatçılarla çoğu maalesef ne kültür kurumu tanıyor, bir müze ve galeri dünyası var, böyle bir deneyimlerinde olmayan ama hani dışarıdan gördükleri ve kendilerini gerçekten hak sahibi olarak değil, bir de bizde belki Türkiye'de böyle bir hepimizin üzerinde olan bir baskıdan dolayı da o hür bir şekilde hani atılamıyor hayata. Hani hep negatif bir yandan eksiklikleri görerek başlıyor. Ama bu hak savunuculuğunu yapmak gerek ve sanat yönetim bölümlerinde de sanatçılarla çalışma pratiğini de bizim alan profesyonellerine de aktarmak gerekiyor tabii ki. Gene Salih Hanım'ın da burada kulaklarını çınlatmış olalım. Onu söyleyelim. Bu iki tane anekdot anlatmak istiyorum. Buyurun. Tam konuyla alakalı. Lütfen. Çok eğlenceli. Tamam. Şimdi Art Basel'de iki tane işim bir müzeye satılmıştı. Havalara uçuyorum tabii. Hollanda'da önemli Harika. Bir müzeye gitmişti. Ondan sonra işte insan başına gelir mi? Geliyor. Müze iflas etti. Bir 4-5 yıl sonra. Hoppala, şimdi ne olacak? Tabii böyle ateşler çıkıyor. Ne olacak? Christie's'e verildi. Müzayede çıktı. İşte orada şey çok önemli. Senin koleksiyonerler ne kadar devreye giriyor ve senin hakkını ne kadar savunuyor? Tabii koleksiyonerlere haber veriyorsun. Bilmem ne. Neyse, çok şükür Türkiye'den bir koleksiyoner iki resmi de aldı. Ondan sonra fakat şöyle bir geri döndü bana. Resmin birisi şeydi, Together resmi. İki erkek. Birisi de Cinderella, kadın nüysü. Ondan sonra bu daha çok Taner Ceylan, bu daha az Taner Ceylan diye diğerini burada geldi Türkiye'de bir müzayede evine koydu. Gelir gelmez. Yani neresinden tutarsan elinde kalacak bir durumdu. Hem seviniyorsun hem üzülüyorsun. Yani ama sonra yine hikaye çok güzel bir yere evrildi ama resimlerin gerçekten yıllar içerisinde şey yaptığı maceraları, gezdikleri evler, kurumlar, katlettikleri yollar inanılmaz bir hikaye.
Bu da başlı başına bir serüven. İyi bir serüven. Çok acayip bir serüven. Mesela üniversiteden kovulmama neden olan Taner Taner resmi. İlk önce burada tüm o olaylardan sonra sanıyorum Bilgi Üniversitesi toplarken, iş bağışı toplarken sanatçılardan o dönem koleksiyonu yapmak için iş bağışı. Santral'deki müze için. Santral'de evet, odadan sonra. O resmi istediler. O da büyük kapandı. Olay aslında. Tabii o da müzayede vermiş. Mesela o resmi Allah'tan vermemiştim. Alın dedim. Satın alın benden dedim. Almadılar. O resim bende kaldı. Sonra Hollanda'ya gitti. Hollanda'da çok iyi bir şeyde şu anda koleksiyonda. İki yıl önce de galiba yine Berlin'de bir müzeye davet edildi. Oradan da orada sergilendi. Güzel bir hayat. Evet böyle oradan oraya seyrediyorum. Şahitlik ediyorum, seyrediyorum. Harika. Peki en son Venedik Bienali Piedmont Pavilyonu, Karolin Bakar Giyef'in pavilyonunda sergilenen işim bir önceki Bienal'de. Geçen aylarda müze tarafından istendi. Haberin var da yanlış bir şey söylersen müdahale et. Benden istendi. Ben de tabii sahaya geldim. Ondan sonra Karolin de galiba size geldi. Ondan sonra bu konuda destek olsun sağ bize diye. Ben bağışlamaya razıydım. Füsun bana dedi ki, hayır dedi, etik olarak dedi, senin buradan da sembolik de olsa bir rakam alman lazım dedi. Biz dedi hani bunun için elimizden geleni yapacağız dedi. Yani burada sanatçı da hata yapabiliyor. İşte burada yine bilir kişinin ya da kurumun ya da koleksiyonerin... Estağfurullah, bilir kişilik değil de yani işte, doğrusu budur diye. Evet yani oradan sanatçıyı da oradan çekmesi gerekiyor. Evet. Çünkü sanatçı demeyeyim kendime, ressam. Yani sanatçıların da bazen çoğunlukla gündüz düşü içinde yaşadığımız için ipin ucu çok kolay kaçıyor. Yani onun için hani bizim de sürekli hani check edilmemiz gerekiyor. Doğru yolda tutulmamız gerekiyor. Çünkü asosyal insanlarız. 24 saat atölyenin içinde yaşıyoruz. Kendimizle ilgili öz algımız tamamen siliniyor çoğu zaman. İşte orada ikinci bir kişinin görüşü çok önemli. Evet. Galerici de burada çok değerli oluyor işte. Yani galeriyle çalışıyorsan galericinin de çok büyük görevi oluyor. Evet. İşte sen çok özel bir örneksin. Ki bütün hani mahremiyetine çok düşkün ve izolasyona, üretimine zaman ayırmayı seçen bir sanatçısın ama senin yaptığını her sanatçı yapmak istemeyebilir. Evet. O zaman işte bir sanatçının da... İstememek mi yoksa cesaret edemeyecek koşulları? Tabii ki cesaret de edemeyebilir ya da öyle bir ilişkiyi geliştiremeyebilir. O alanda var olmak istemeyebilir ama o zaman da alana güvenebilmeli değil mi? Hani kurumlara güvenebilmeli, koleksiyonere güvenebilmeli ve eserinin sağlıklı bir hayatı olacağına güvenebilmeli. Konuşmamıza Haro ile başladık. Gene son sözü Haro'yu verip ama son söz derken izleyicilerimizi sizlere açmak istiyorum. Çünkü aramızda çok çok değerli isimler var. Eminim bu sohbeti birlikte devam ettireceğiz. Esere karşı olan sorumlulukla kapatıyoruz. Gene kodlara dönersek. Zaten çok güzel bahsettik konulardan. Epey bir konuştuk ama. Hemen her şeyden bahsettik. Evet. Taner'in de tecrübeleri çok çok güzel, çok yerinde. Aramızda başka sanatçılar da var. Onların da eminim anlatacağı çok güzel hikayeler vardır. Umarım dinleme fırsatımız olur. Koleksiyoncular açısından çok değerli aslında bu hikayeler. Çünkü problemlerin nerede olduğunu da görebiliyoruz. Bu rehberi hazırlamaya başladığımızda benim ilk düşündüğüm şey, ya biz bunları yazıyoruz ama aslında karşı tarafında bunları hazırlaması gerekiyor. Özellikle bizim rehberimizde oldukça geniş bir alan koleksiyoncunun veya destekçinin kurumlarla olan ilişkisi üzerine. Çünkü Avrupa, Amerika bağlamında bu daha ciddi bir yerde. Problemler de daha ciddi boyutlarda diyeyim. Orada benim düşündüğüm, belki benim tecrübelerim Füsun'unkine kıyasla biraz daha az pozitif. Koleksiyoncu, yani kurumlar koleksiyonculara bağımlı bir yerde. O
finansal açıdan kendi sürdürülebilirlikleri için onlara hayır demek veya bir çizgi çizmek çok zor geliyor. Ama birçok bizim bahsettiğimiz kural aslında kurumların veya belli ölçüde sanatçıların öne sürmesi gereken kurallar. Mesela bu sözleşme olayı. Sanatçının sözleşme yapmadan veya galerisi tarafından sözleşme yapmadan o işi satmaması aslında gerekiyor. Burada yapmaya çalıştığımız koleksiyoncunun da bunun farkında olması. Yani bunun aslında koleksiyoncunun normal iş yapışının bir parçası haline gelmesi. Ama bir de bunları ne kadar standartlaşırsa herkesin hayatı o kadar daha kolay olur. Yani mesela o sözleşmede nelerin olacağı eğer herkes tarafından bilinirse o zaman kimse tekrardan değerlendirmek zorunda kalmaz ilişkiyi. Çünkü tabii bu sözleşmede olan maddeler fiyatı da etkiliyor. O eserin ikinci kere satıldığındaki evet. fiyatını da etkiliyor. Bunu yani koleksiyoncunun yüzlerce sanatçıyla olan ilişkisinde doğru şekilde değerlendirebilmesi zor. Eğer hepsi birbirinden farklı olursa. İşi kolaylaştırmak açısından ben standartlaştırma taraftarıyım. İşler standart olmamalı ama işin alışverişi mümkün olduğu kadar belli. Evet. Etik kodlarla korunmalı. Şimdi dinlerken biz bu sohbette değinmedik. Bir de tabii dijital platformlar da çoğalmaya başladı bu NFT hayatımıza girdikten sonra. Bir de belki de hani kötü yandan düşünmüş gibi olmayayım ama görünür olmayan da koleksiyoner mi değil mi bir alıcı kimliği ortaya çıkacak. Hani bu çıktı. Hani dijital platformlara girip de bir satın alan kimlik. Hani sadece kurumlara gelip müzelerden, galerilerden ya da sanatçı atölyelerinden iş sahibi olan değil. Hani bir de belki asla bilmeyeceğimiz o NFT ama olarak üretilen işlerin de sahipleri orada olacaklar. Orada da şöyle bir şey var. Orada da provenance'ı takip etmek kolay. Yani el değiştirdiği platform her seferinde ediyor. Evet. Onu takip edebiliyorsun da o makinenin arkasında kim varı bilemiyorsun herhalde. O da herhalde evet. oturacak. Yani bu kuralları. Tanımlar o kadar değişken ki kim bilir 10 yıl sonra nasıl bir şeyden, nasıl bir ekosistemden bahsediyor evet. olacağız. Tabii ki yani mesela Taner resim yapıyor. O yüzden avantajlı bir pozisyonda aslında belli açılardan. Ama dijital platformda iş yapanların düşünmesi gereken farklı konular var. Koleksiyoncuların da aslında çözmesi gereken sorular var. NFT farklı bir boyut yarattı. Evet. Bakalım nereye gidecek o da. Evet, bu da işte ne kadar bu etik kuralları gerçekten ihtiyacımız olduğunun da bir göstergesi. Ama mesela NFT'lerde çok öne çıkan problemlerden biri para aklama olayıydı. Ya para aklama her zaman için sanat dünyasının önemli gelir kaynaklarından biri. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yabancısı ama, olduğumuz bir gerçek değil maalesef. Evet, ama NFT'lerde bu gerçekten taban yaptı diyebiliriz. Evet. Peki, ben sözü sizlere bırakmak istiyorum. Yorum yapmak isteyen, deneyim paylaşmak, soru sormak. Lütfen buyurun. Çok hepimiz teşekkür ediyoruz herkese. Çok teşekkürler katıldığınız için.